Çağınırmağ'ın son projesi Yaratılan'ın 3 oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil, Taner Ölmez ve Şifanur Gül, pazar sohbetinde Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğuydu. İşte o keyifli sohbet. Çağınırmağ imzalı Yaratılan'ın 3 başrolüyle çok özel. Ya işte Mary Shelley'nin meşhur Frankenstein romanından uyarlama. Erkan Kolçak Köstendil'i hiç böyle görmediniz. Ünlü oyuncu nasıl Osmanlı Frankenstein'ı oldu? Ama muhteşem bir makyaj ekibimiz vardı bizim. Gila ve onun arka kızları. Genç oyuncu Şifanur Gül, Yaratılan'la hangi çocukluk hayalini gerçekleştirdi? Senin galiba çocukluk hayalinmiş değil mi? Ya evet, benim hatta böyle bir defterim var evde, totem defteri diyorum ben. Son dönemin en başarılı oyuncularından Taner Ölmez'den kariyeri hakkında önemli açıklamalar. Biz yani ben özellikle, Erkan da öyle, Şifanur da öyle, biz bir kariyer uğruna işler seçmiyoruz. Aslında işleri sevdiğimiz için seçiyoruz. Osmanlı'nın son yılları. Dahilik ve delilik arasındaki bir hekimle tanışan hırslı bir tıp öğrencisinin yasaklı ve çok riskli bir deneye kalkışmasını konu eden fantastik dram türündeki bir proje Yaratılan. Bilime değil, kibirine yürümüş. İnsanın arayışı bitmeyecek. Bitmemeli çünkü. Çağınırmağ imzalı projenin 3 başrol oyuncusu Taner Ölmez, Şifanur Gül ve Erkan Kolçak Köstendil bu pazar Ömür Sabuncuoğlu'nun konukları. İyi pazarlar sevgili seyirciler. Bugün konuklarım sevgili Çağınırmağ'ın yazdığı, yönettiği Yaratılan filminin başrol oyuncuları sevgili Erkan Kolçak Köstendil, Taner Ölmez ve Şifanur Gül. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Sizleri gördük, daha iyi olduk. Sıra dışı hikayesi ve görüntüleriyle uzun süre hatırlanacak bir proje Yaratılan. Ben çekim sürecini merak ediyorum. Sizler için nasıl geçti? Bizim için izlerken tabii gayet keyifli ama koşullar zor olduğunu gösteriyor. Valla güzel bir süreçti. Heyecanlıydı. Ekip mükemmeldi. Her şey çok iyiydi. Zaten sete girdiğimizde böyle inanmamak mümkün değildi. Gerçekten her şey çok gerçekti, mükemmeldi. Benim için böyle çok zorlu tarafları olmadı. Öyle karkış çok görmedim. Onlar daha çok o taraflarındaydı. Ben daha çok evdeydim. Ekip çok, oyuncular çok tatlıydı. İnsan dediğin ümitsiz neyler ki? Kainat elbet bize sırlarını bir sefer de söylemeyecek. Güzel bir süreçti. Nerede çekildi? Teşekkür ederim, bizi diyorsun. Yani farklı yerlerde çekildi. İstanbul'da başladık, sonra Bursa'ya, Kestel'e gittik, dağlara. Sonra tekrardan, sonra İstanbul'a mı geldik biz, İzmit'e? Arada bir İzmit köyler var. Yani Marmara bölgesini böyle bir dolu dolu, doya doya kullandık diyebiliriz. Osmanlı'nın son dönemlerinde geçen bu destansı hikayenin sahneleri de haliyle zorlayıcı olmuş. Ben o ilk başlardaki kar sahneleri falan herhalde oldukça zor geçmiştir, değil mi? Yani evet, zor geçti ama ya çok böyle oynamaya normalde alışık olmadığımız bir şeyle karşı karşıya kaldığımız için hem hikayenin kendi şekli şemali hem de oynanış biçimi. Yani işte bir, ne bileyim, sanki bir Shakespeare oyunu oynuyormuşsun gibi diyalogların var olduğu bir şey. O yüzden çok böyle işin içine konsantre olduğumuz için, onu nasıl yaparız diye çok uğraştığımız bir şey olduğu için karşımızda, işin böyle bir normal başka bir işte düşüneceğin zorlukları açıkçası böyle bir düşünmeden yolumuza devam ettik. O yüzden kar, kış, çamur, yağmur, makyaj, böyle her şey böyle bir aktı gitti diyebiliriz o zorluğunu düşünürken. Yaratılan'da İhsan Hoca'yı canlandıran Erkan Kolçak Köstendil çok farklı bir görüntüyle çıkıyor karşımıza. Benim en farklı gördüğüm Erkan Kolçak Köstendil. Benim de ben. Gerçekten nasıl, bir kaç saat sürdü mesela? Benim makyajım 4,5 saat sürüyordu. Bir silinmesi de 40 dakika sürüyordu. Ama muhteşem bir makyaj ekibimiz vardı bizim. Gila ve onun arka kızları.
Gerçekten çok ağrısız, sızısız. Ben uyurken makyaj yapmayı becerebildikleri için benim çok canımı acıtmadı süreç yani. Bir dönem projesi yaratılan, dönemi yansıtan kıyafetlerle izlediğimiz Şifanur Gül bu halini çok sevmiş. Dönem kıyafetleri mesela zor oldu mu Şifanur senin için? Ya çok severek giydim hep. Gerçekten çok güzellerdi. Ve dikkat ettiler bu arada gerçekten. İlk başta dikerken, ederken o malzemelerini çok böyle rahatsız edici. Bakınca böyle şey görünüyor, çok zor taşıyormuşsun gibi görünüyor ama benim kostümlerimde en azından öyle çok zorlandığım kostümler değildi yani. Yani çok ağır gelen filan kostümler değildi. Çok iyi hissettim. Hatta dedim ki bana ne kadar yakışıyormuş. Yani galiba bu zamanda yaşamam gerekiyormuş filan dedim. Yani çok güzeldi. Ben severek giydim hep. Ömür Sabuncuoğlu, 3 oyuncuya da o dönem hangi meslekte olmak isteyeceklerini soruyor. Peki hangi mesleği yapmak isterdiniz mesela o dönemde yaşasanız? Mektebi Harbiye'de kaleci olurdum ben. Takım var mı bilmiyorum. Saray aşçısı ben olurum. Ay, yemekler anız iyi mi? Evet. Ya bir tane bir kere bir şey yaptığını hatırlamıyorum ya. Ben bana ne yaptın ya? İşte sonradan mı böyle şeyler? Sonradan mı başladın? Sonradan evet. Ne en iyi, ne yaparsınız mesela? Her şeyi yapıyorum ya. Tencere. Ondan sonra. Tencere. Hayır şey olarak hani. Tencere yemekleri. Biz satma kullanıyoruz da. Şefler kendi arasında. Ben yumurta kırdığını hatırlamıyorum. Ciddi söylüyorum. Hiç yemedim elimden bir şey. Yalan söyledim. Konuşacağız bunu. Set dedikodularını konuşalım biraz da. Yönetmen Çağan Irmak'ın sette oyuncuların isimlerini karıştırdığını duyduk. Peki Çağan Irmak'ın sette galiba isimlerinizi karıştırıyormuş. Öyle bir şey mi var? Nasıl o hikaye? Yani herhalde ikimiz de kara kuruyuz, benziyoruz diye mi? Evet ama artık anlıyorduk mesela yani. Hissediyorduk kimi çağırdığını. Öyle direkt bir karıştırma da değil sürekli hani. Ortaya bir şey söylüyordu. Taner ya da Erkan diyordu. Biz o hangimiz şu an Taner'iz, hangimiz Erkan'ız? Biz hissederek gidiyorduk yanına yani. Doğruyu buluyorduk. Bana başka bir isim söylüyordu direkt. Sette var olmayan. Başka bir setten biriyle. Başka aynen başka bir kadın oyuncuyla ismimi karıştırıyordu. Benziyor diye. Benziyor muydu? İsminiz benziyor. Karıştırıyordu böyle. Birkaç, ilk bir ay falan karıştırdı sonra geçti ama. Nur var mı? Ben artık anlıyordum. Son dönemin yükselen yıldızlarından biri olan Şifanur Gül'ün çocukluk hayallerinden biriymiş bir Çağan Irmak projesinde yer almak. Senin galiba çocukluk hayalinmiş değil mi? Çağan Irmak'la Şifanur. Benim evet. Gerçekten günlüğüne mi yazdın bunu? Ya evet benim hatta böyle bir defterim var evde, totem defteri diyorum ben. Bir şey yazarım o gerçek olur. Mikrofon. Neyse bir şey yazarım gerçek olur. Ne söylesem gerçek olur gibi bir şey yani. Öyle inanıyorum öyle oluyor. Oraya da yazmışım bayağı 7-8 sene önce falan yazdığım şey. İşte bir gün Çağan Irmak bir film çekecek ben de oynayacağım film yazmışım. Duruyor mu bu yazı? Duruyor tabii. Paylaştın mı bunu? Yok paylaşmadım. Paylaşacak. Çağan Hoca'yla paylaşacağım. Sadece öyle. Gelelim yaratılanın konusuna. Fantastik hikaye için Osmanlı Frankenstein'i tanımını yapmak mümkün. Ya işte Mary Shelley'nin meşhur Frankenstein romanından uyarlama. Dünyada sinemada 70'in üzerinde Frankenstein uyarlaması var. İnsanlar hortlaklardan neden korkar bunu hiç düşündün mü? İnsanlar ölümden korkmaz. Onun zaten var olduğunu bilirler. Her şey kanıtlanmış bu kadar. Bunun daha ötesine gitme, araştırma denilen o eğitim sistemini kabul etmediği için okuldan atılan bir hoca ve Ziya aynı kendi gençliğindeki gibi bir öğrenci bütün bu olan biteni ne olduğunu ne bittiğini farkında olabilecek zekada birisi ölümden sonra yaşam var mıyı araştıran, tekrar mümkün müyü araştıran ama bunun etik kurallarının, sınırlarının içinde durmaya çalışan İhsan Hoca'yı gelip onun biraz şeytanı oluyor. Bir dönem projesi gibi olsa da şimdiki kuşağın gerçeklerini de anlatıyor yaratılan. Osmanlı'da geçiyor hikaye ama bugün galiba Z kuşağını biraz temsil eden daha korkusuz, evet. Daha cesur, belki içinden biraz daha etik alınmış bir şekilde olaya müdahale edince olaylar da gelişiyor diyebiliriz herhalde. Evet çok güzel. Taner Ölmez böylesine zor ama akılda kalıcı bir projede yer almış.
almaya. Bakın nasıl karar vermiş. İlk senaryoyu okuduğumuzda çok heyecanlandık. Çok yorgundum ama çok istedim bu işin içinde olmayı. Çekerken de aynı zorluğu yaşadık. Çok zorlandık bir sürü yerde ama yani Erkan'la, Şifanur'la sahnelerimiz bittikten sonra yani eve gideceğimiz zamanlara pozitif ayrılıyorduk. Oh iyi bir şey yaptık. Güzel olacak değil mi? Evet güzel olacak diyorduk yani. Bence izleyenler de inşallah çok sevecek yani işi. Yaratılan'da bir sahnede geçen cümle Ömür Sabuncuoğlu'nun radarına takılmış. Peki Ziya hayata bir iz bırakmak öyle bir derdi var Ziya'nın. Sizlerin de var mı? Senden başlayarak. Ya da bıraktığını düşünüyor musun? Aslında oynadığınız projelerle bırakıyorsunuz. Biz yani ben özellikle Erkan da öyle, Şifanur da öyle. Biz bir kariyer uğruna işler seçmiyoruz. Aslında işleri sevdiğimiz için seçiyoruz. İçinde olmak istiyoruz. Böyle bir hedefim, iz bırakmak gibi bir hedefim aslına bakarsanız yok. Ama şu anda her şey yolunda gidiyor. Eğer böyle giderse belki bir gün iz bırakabiliriz yani. Yani bu herhalde bizim kendi göremeyeceğimiz bir şey. Yani bundan yaptığımız işler işte bizden sonra 50 sene sonra 100 sene sonra birileri tarafından seyredilirse, referans alınırsa olabilecek bir şey. Erkan Kolçak Köstendil konuya daha felsefi yaklaşıyor. Arada böyle denk gelip de bir şey yaptıysak yaptınız. Ne mutlu bize yani. Yaptınız. Ne mutlu bize o zaman. Türü fantastik olunca çekimlerde oyuncuların zorlandığı pek çok sahne olmuş. Çekimlerde en zorlayan sahne hangisiydi? Herhangi bir yeri kazmak, çıkartmak, ben onları hatırlıyorum yani fiziki zorluğu çoktu. Benim taneleri taşıdığım sahneler var mesela. Ben bahsettiğim şu anda evet. Ha seninki. Benim seni taşıdığım sahne. Ağır mıydı? Ya. Bir teknik bulmuştuk aslında. Evet evet karın sıkıyorsun. Yani fiziksel zorluğu fazlaydı işin. Yani dediğim gibi dağlar, çamurlar, benim kendi adıma makyajım. Ama dediğim gibi ya kafanın sürekli çalışması gereken bir iş olduğu için. Yani başka bir iş olsaydı gerçekten bu kadar hani fiziki zorluk akılda daha kalıcı olabilirdi bizim için ama dediğim gibi kafa hep çalıştığı için onlar biraz geri plana gitti. Senaryoda çok güzel bir aşk hikayesi de anlatılıyor. Şifanur Gül'ü çok etkilemiş bu aşk. Çok da güzel bir aşk hikayesi var aslında Şifanur. Hani o dönemlerin 1900'lerde daha ne kadar naif olduğunu bize gösteriyor. İşte o mektuplaşmalar olsun. Etkiledi mi seni o dönemler? Etkiledi ya. Bir de Ziya ile Asiye'nin o arasındaki ilişki de çok etkiledi. Yani çocukluktan beri birbirlerine aşık olmaları, öyle kalması, birçok olaya rağmen Ziya'nın gitmesi gelmesi, işte araya giren bir şeyler falan, her şeye rağmen Asiye'nin hala devam etmesi onunla olmaya, ya bilmiyorum çok tatlıydı bence, çok gerçek geldi. Şu ankilerle kıyaslayınca tabii ki daha da gerçek. Hani bütün zorluklara rağmen hala bir şekilde mektuplaşıyorlar, konuşuyorlar. Her zaman çok tatlı geldi yani, böyle çok gerçek geldi. Asiye ve Ziya'nın mektupları Erkan Kolçak Köstendil'e gençlik dönemi mektuplarını hatırlatıyor. Hiç mektup dönemini yakalayan var mı aranızda yazan? Üf. Yani ben varım da o yüzden hemen canım sıkıldı evet. Ama yok ya, göndermişliğim de var. Ben biraz yaşlıyım herhalde o şu andaki bana denk geldi hatırlıyorum. Cep telefonlarının olmadığı dönemlere geliyor söz. Cep telefonu olmadan hayatımız aslında daha mı güzeldi? Hiç düşünüyor musunuz? Hem daha zor hem de daha güzelmiş. Yani navigasyon benim için. Önemli, navigasyon vazgeçilmez tek şey o yani. Yoksa bazen her şey atıp normale telefonsuz bir hayata bazen çok özeniyorum ama kaybolurum bulamazsınız beni diye. Navigasyon benim için şey. Zorunluluk yani. Yaratılanın unsurlarından biri de heyecan. Beni en çok etkileyen cümlelerden biri şu oldu izlerken. Heyecanınızı dizginleyemezseniz size zarar verir. Ya heyecan duymak bence çok güzel bir şey. Ben öyle bir şey olduğu zaman, öyle bir fırsat geçip de onu hissettiğim zaman onun tadını çıkarmaya bakıyorum açıkçası. Erkan Kolçak Köstendil ve Taner Ölmez'in hayatlarındaki en önemli heyecan elbette çocuklarının doğduğu an.
Şifanur Gül ise konservatuarı kazandığı günü unutamıyor. En büyük heyecan hangisiydi hayatındaki? Hayatımda birçok heyecan vardı canım. Evet. En son mu? En son yaşadığım büyük heyecan. Size de soracağım. Şifanur bu soruya çok iyi cevap veriyor. Ya bir şey diyeyim, ben zaten sıkça heyecanlanıyorum bunu. Bunu biliyor onlar da. Ya da hayatınızdaki en önemli heyecanlardan biri değil. Ben bu arada heyecan... Benden de tam Marsel'i söyleyecektim. Yani çocuklarımızın doğduğu anda. Benim çocuğum da olmadı. Yayıyorsun o yüzden şu anda. Biz onu bir defa da yaşadığımız için. Vallahi benim de çok fazla var. Çok fazla heyecanlanırım ve kontrol edemem. Sevmem de heyecanlanmayı. Tadını çıkarmaya evresine daha geçemedim. Galiba benim şeydi ya, ben konservatuvarı kazandığımı gördüğüm andı benim. Onun ötesine daha hiçbir şey geçmedi yani. En heyecanlandığım ve evet orası. Taner Ölmez'in kameralara yansıyan en heyecanlı anı geliyor aklımıza. Hani şu hastane çıkışı, babalığın verdiği o tatlı heyecanı. Ben şeyi hatırlıyorum, doğumdan sonra hastane çıkışında hani gözlerinizin dolarak o Zeynep'in doğumunu anlatmanız hani çok şey etkileyiciydi. O heyecan gerçekten geçti seyredenleri. Evet, çok heyecanlıydı. Çok tatlıydı, ben de hatırlıyorum. Bir daha olsa bir daha yapmam da. Doktor dedi ki, Taner dedi, bu anı görmek ister misin dedi. Yani hiçbir şey göremiyorsun. Kalk dedi ayağa. Evet deyince kalk dedi. Kalktım ve göz yüze geldim yani. Ben sadece kafası yani. Bana bakıyor. Sonra tamamen çıkınca ellerini açtı. O an yani taş olsa parçalanır yani. Duramaz. Tebrik ediyorum bu arada. İkinci bebek de geliyormuş galiba. Finali yaratılandan bir replikle yapalım. Şöyle bir şey soracağım, onunla final yapalım. Yine yaratılanda geçen bir cümle, insan hayatın sırrını çözmeden ölmemeli diyor. Yani belki de insan hayatın sırrını öldüğü zaman keşfedecek. O yüzden bilemiyorum yani, bana biraz hayatın sırrını nasıl çözmeden öleceğim, yani çözüp de öleceğim. Zor. Her şey güzel olsun hayatımızda. İyi haberler alalım. Tamam. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun yaratılanda. Sağ olun. Keyifle izleyeceğiz. Eminim seyirciler de aynı şekilde. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki projelerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi pazarlar. İyi pazarlar.